Hoş geldiniz. Engin Bey, hoş bulduk. Hayırlı olsun diyelim. Yüksek soru sorun. Kitabın. Neler söyleyeceksiniz? Zamansız neyi anlatıyor? Zamansız bir öykü kitabı. İkinci öykü kitabı. Aslında uzun zamandır çıkmayı bekleyen ama çalışma temposu, işte o süreç falan bu Mayıs ayına nasip oldu. Burası benim aynı zamanda mahallem. İlk kitabın imza günü de burada yapmıştık. Evet. Oyunculuk dışında bir şey üretmek, bir şey yapmak çok kıymetli benim adıma. Onunla buluşmak da benim için çok değerli. İnşallah yolculuğu güzel olur. Ben paylaşmayı çok seviyorum. İnşallah okuyanlar da kitabı beğenirler. İnşallah. Nasıl bir süreç geçti peki? Ne kadar sürdü yazmanız? Bu aslında 3-4 yıllık bir süreçte biriken hikayelerdi. Tabii içinde bir sürü bizimle beraber pandemi var, deprem var, onunla beraber yaşadığımız şeyler var. Biraz tatsız şeyler oldu tabii ki ülkede, dünyada. Ama biraz umutlu ve iyi hissetmemiz adına böyle hikayeler var. Ne hikayeler var? Ne anlatacak? Çok hayranlığınız geldi. Hatta arka sokağa kadar kuyruk ilerliyor. Böyle sevdiklerinizle, hayranlarınızla buluşmanız size neler hissettiriyor? İnci görmek nasıl hissettiriyor? Tabii aslında çok fazla denk gelemiyoruz. Özellikle pandemi süreci girince, pandemiden sonra ilk defa böyle bir kalabalıkla sosyalleşiyorum aslında ben de. O anlamda kıymetli. Onların sevgisini görmek. Sosyal medyada görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz ama o biraz mekanik oluyor tabii. Onun gerçek birebir dünyanın farklı yerlerinden gelmiş birçok insan var burada. O gerçek sevgiyi gördüğünüzde tabii ki mutluluk verici bir şey. Kıymetli. Kitabın gelirleri de bağışlanacak. Evet. Bu da çok anlamlı bir hareket. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Türkiye Omurilik Taşları Derneği'ne bağışlanıyor kitabın herifi. Aslında buradaki maddi değerden çok manevi anlamdaki şey daha benim için kıymetli. Ben onun önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bizim de bir desteğimiz olsun. Bir belki farkındalık yaratıp bir dikkat çekmek. Yoksa işin maddi tarafı çok önemli değil yani. Bir farkındalık yaratabilmek. Ben yazmayı bir paylaşmak olarak gördüğüm için kendi adıma böyle bir ilk kitabı da daha çok diye başlamıştım. Böyle gidiyor bakalım. Peki ya zamansızda Engin Aktürk'e dair neler var? Yani kendi hayatınızdan esintiler var mı kitabın içerisinde? Var, fazlasıyla var. Hepsi kurmaca öyküler. Birebir hayatımda değen hikayeler değil. Ankara var, biraz Bağdat Caddesi var. Çocukluğum var, hayatıma değen bir sürü şey var. Ama onları biraz kurgusal bir şeyin içerisinde anlatmaya çalıştım ama tabii toplamında aslında Engin Akgürek var. Yani oynadığım karakterlerden farklı olarak insanlar beni başka biri olarak görüyor. Burada okudukları ya da duydukları şeyler benim hayatıma değen ve benim hayatımda olan detaylar var. Salt bir şekilde kitabın içerisinde siz görebiliyorsunuz. Bir de yurt dışı demişken galiba dün Türkiye'ye gelmiş hayranlarınız yurt dışından bir bağış toplayarak depremzedelere bağışta bulunmuşlar sanıyorum, çünkü 8.000 dolar gibi. Bu doğru mudur, neler söyleyeceksiniz? Öyle duyduk şu an biz ama. Yani bu tip şeyler yapılıyor. Bunlar onların kendileri ve kendi gönüllülükle yapılan. Sizin adınıza bizim, yapılıyor. Bizim yani kendi adımıza, bizim yaptığımızda da benim dahil olduğum tamamen onların kendi organizasyonları. Daha önce de yapıldı. Yaptılarsa da sağ olsunlar. Tek söyleyeceğim o. Bunlar çok kıymetli. Dünyanın farklı yerlerinden insanları hani bu ülkedeki bir acıyla empati kurdurabiliyorsak değerli bir şey. Engin Bey, bir de siz dünyaca tanınan isimlerden birisiniz gerçekten. Yani Amerika kıtasında falan artık bayağı bir tanınan bir isimsiniz ve öncülerdensiniz benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Ve siz bunun için de ayrı bir PR çalışması yapmadınız. Kendiliğinden ve tamamen sizin başarınızla alakalı gelişen bir süreç. Bu size neler hissettiriyor? Bu kadar ilgi, bu kadar yoğunluk, bu kadar sevgi sizi şaşırtıyor mu? Tabii başarınıza göre şaşırtmaması lazım ama kendinize neler hissediyorsunuz? Şaşırtmaktan öte aslında çok mutluluk verici bir şey. Benim de içinde olduğum o sürecin içerisinde aslında 15 yıldır Türk dizilerinin dünyada bir başarısı var. Ve bu gerçekten konuşulması gereken ve anlatılması gereken bir başarı. Bu önemli bir şey. Tabii ki bunu hesaplamadık bu başta. Yani bu kendi doğalında ve kendi gerçekliğinde oldu. Bu dizileri doğru yaparken başta dünyaya satmak ve dünyada bu diziler izlensin diye bu işleri yapmadık. Ama sonra kendi sürecinde gelişti. Bu Türk dizilerini geliştirdi. Daha kaliteli, daha büyük işler yapılmaya başlandı. Ben de oyuncu olarak tabii ki kıymetli. Çok kıymetli bir şey. Bu da işte dünyanın farklı yerlerinden insanlar geliyor ve
tamamen organik bir ilişki aslında. Umarım bunu devam et, bunu demek bunu söylüyorum ama bunu devam ettirebilmek çok kıymetli. O yüzden biraz yapacağımız işlerin değeri, niteliği ve niceliği bu saatten sonra bence çok daha önemli. Kaan Urgacıoğlu'nun geçen bir açıklaması vardı. Artık Hollywood yapımcıların da biz dikkatini çekiyoruz diye. Türk oyuncular için özellikle. Buna katılır mısınız? Sizin yakın zamanda kariyer planlamanızda yurt dışı ağırlıklı bir planınız olacak mı? Yani biraz daha oraya yoğunlaşma gibi bir hayaliniz var mı? Aslında şunu atlıyoruz. Bizim yaptığımız işler aslında dünyada yayınlanıyor bir taraftan. Tabii ki yurt dışında bir projede oynamak çok güzel olur. Başka bir tecrübe. Daha farklı oyuncularla, farklı bir yapıda, farklı bir hikayenin içinde olmak. Ama zaten biz yaptığımız işlerle, ister dijitalde olalım, ister açık, yani ulusalda olalım, bizim işlerimiz zaten dünyanın farklı yerlerinde yayınlanıyor. O anlamda bunu daha iyi yapmanın bence yollarını bulmak gerekiyor. Peki Adım Farah dizisiyle ekranlardaydınız bu sezon. Nasıl bir sezon geçirdiniz? Sizin için nasıl geçti? Lekesiz karakteri de çok farklı bir karakterdi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sezon finali yaptık. Sezona devam edeceğiz. Ben kendi adıma çok mutluyum. Umarım seyirci de mutludur ve seyirciyle de güzel bir ilişkimiz oldu bence. Hikayesiyle olsun. Farklı bir şey olduğunu düşünüyorum Adım Farah. Ve sezona da bence iyi bir, güzel bir hikayeyle devam edeceğiz. Demet Özdemir'de olan enerjiniz ve uyumunuz çok fazla beğeni aldı. Partneriniz hakkında neler söylemek istersiniz? Demet'le çalışmaktan çok mutluyum. İyi bir enerji yakaladık bence. İşte o da bence yansıyor işe. Demet işini iyi yapan ve Farah da bence çok iyi oynuyor. Bence önümüzdeki sezon çok daha farklı ve çok daha iyi bir iş izleyeceksiniz. Katılan oyuncular olacak mı peki önümüzdeki sezonda dizi? Hikayeyle ilgili tam detayları ve dönüşümü bilmiyorum. Ama olacaktır diye düşünüyorum. Son bir mi? Yani. Son bir mi? Peki... Son bir şey. Çok bekliyorum arkadaşlar. Yok, yaz tatil. Ne oluyor ben anlamadım. Çok gayet güzel konuşuyoruz. Ya hayır, bekleyenler var ya bu yüzden. Tamam. Son olarak yaz tatili planlarınız var mı sezon araya girince? Olacak biraz bu kitapla imza... Devam edecek mi imza süreçleri farklı ileride? Belki edebilir. Edebilir değil mi? Belki edebilir. Biraz kitapla uğraşıp çok da zaten tatil süreci çok kısa zamanda da hemen diziye başlayacağım. Tamam. Yapacağım tabii. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tamam, bitti.